Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kızıl Nil Destanı hikayesinin 7. bölümündeyiz. Livy Rotası'ndayız. Eva'yı yeni bir sipariş bekliyor. Bu onu sert önlemler almaya zorlar. Bölüm 7. Hayatın Bedeli. Yabancı ona yaklaşırken evde de şaşkınlıkla izledi sadece. O sırada adam alçak çalıların üzerinden atlayıp hafif bir yokuş aşarak kızın yanına yaklaştı. Şaşırtıcı derecede açık teni ve güneşte parıldayan bir o kadar acayip saçları Eva'yı etkiledi. Kız heyecanla adamı incelemeye başladı. Burada kimse yoktur diye düşünüyordum. Yok, burayı o yüzden seviyorum zaten. Değişik bir adam, yakışıklı diyemem ama çekici. Eva yakınlarda en az bir bina görmeyi umarak boynunu uzattı. Tek kaşını kaldırdı. Arazi senin mi? Burada mı yaşıyorsun? Hayır, seyahat ediyorum. Nasıl dikkatli bakıyor. Resmen içimi görüyor. Burada yapacak bir işim yok. Adam bana takmadan gitmeliyim. Engel olmayayım. O zaman ben gidiyorum. Akşam yakın. İnsanlar bazen beni de yorar. Her birimiz kendi başına kalsın madem. Huzur içinde bu vahanın tadını çıkar. Eva gitmek üzereydi ki aniden beklenmedik bir şekilde olduğu yerde donup kaldı. Adam başını yana eğdi. Nasıl donup kaldık? Adamın hareketiyle mi biz donup kaldık? Hemen gidiyor musun? Ve bir dakikanı bile bana ayırmayacak mısın? Ne sebeple? İlla bir sebep olmak zorunda değil. Neden burada biraz dolaşmıyorsun? Bak su ne kadar temiz. Serin, tatlı, ferahlatıcı. Ya şu yeşillikler? Nerede? Burada mı? Ufka bak, çöl başlıyor. Çölden bir şey olmaz. Bazen onun yanında dolaşır, kendi kendime bir şeyler düşünürüm. Benim adım Eş. Senin adın ne? Evtida. Eş gergin bir şekilde gözlerini kırpıştırdı. Ne? Evtida. Hiç duymadım. Babam nadir bir ismim olmasını istemiş. Cidden nadir. Anlamlı ama. Eş sanki kafasında bir şeyi çözmeye çalışıyormuş gibi gözlerini kıstı. Şimdiye kadar nerelere gittin? Eva nezaket gereği birkaç soru sormaya karar verdi. Birçok yere ama sınırlarımı aşmamaya çalışıyorum. Sınırlar derken? Sınırlarını mı? Mısır sınırlarını. Ne yani? Başkente de mi gittin? Adam birden yüzünü buruşturdu ve olumsuz anlamda başını salladı. Başkentin İsfet belasını versin. Gözleri de alevlendi. Tanrılar şahidim. Çok az ömürleri kaldı. Bütün Memphis'ten mi nefret ettin? Nefretmiş. Memphis'i unut, Evtida. Yakında öyle bir şehir kalmayacak. Herkes İskenderiye taşınacak. Sen nerelisin? Hermopolis. Orta topraklar. Eğitimli bir hanımsın bakıyorum. Olmaya çalışıyorum. Eş gözlerini kısarak Eva'ya yeni bir gözle baktı. Yürüyüşe ne dersin? Beni çölde yürümeye mi davet ediyorsun? Geçenlerde kızıl topraklardaki insanların delirdiğini okudum. İşte delirten bu mu acaba? O kaderi kendime dilemem. Sen de gitme, ne gerek var? Tanrılar her zaman merhamet göstermez. Başın belaya girerse seni hatırlamayabilirler bile. Ne çok şey okumuşsun. Evet, çöl zalimdir. Kütüphanede çok fazla bira içmedin ve okuduklarını hatırlayabildin. Sen çölü iyi bilir misin? Oraya herhangi biriyle gitmeye hazır mısın? Oraya gitmeye hazır olduğumu söylemiş miydim? Eş derin bir iç çekti ve gerindi. Kızla tartışmanın imkansız olduğunu anladı. Suyun yanında oyalanırsın sanmıştım. Madem öyle karar verdin, git. Bir dakika önce beni kalmam için ikna etmeye çalışıyordu. Şimdi de kovuyor mu? Eş yavaş yavaş suya dönmeye başladı. İnsan değil, serap. Değişik bir seçenek. Değişik bir cümle daha doğrusu. Yine de biz elmaslıyı alalım. Hey gitme. Eş arkasını döndü.
Doğu kıyısına geçmene yardım edeyim mi? Neden? Batıda kilometrelerce mesafede kimse yok. Bütün insanlar Set Maat'ta toplandı. Nasıl seyahat ediyorsun? Nehir boyunca mı? Eşin dudakları yarım bir gülümsemeyle gerildi. Adam kaşlarını çattı. Güzel kafana başkalarının dertlerini takma. Seyahatle ilgili bir sorunum yok. Geçiş parasını ödeyecek birini bulurum. Rahat ol. Rahatım zaten. Şaşırmadım. Ay şu gülüşü yapma. Senin gibi insanlar başkaları umursamaz. Senin gibi insanlar başkalarını umursamaz mı diyor acaba? Benim gibi mi? Nasıl yani? Aklı fantezi dünyasında olan, başkalarının rüyalarında seyahat etmek varken neden gerçeklikle işin olsun ki? Aa, kara büyücü olduğumuzu, üstüne üstlük rüya yorumcusu olacağımızı da biliyor beyefendi. Ney? Anladın sen. Bir hekime görünmelisin. Hem böyle ıssız yerlerde güneşte kalma. Eva hızla arkasını döndü ve yerleşim yerine geri döndü. Batı kıyısındakilerin hepsi deli. Eş tanıştığınıza memnun oldu. Eş arkasından bağırdı. Bugünü ikinci doğum günün olarak kutla. Küllerimizden yeniden mi doğuyoruz? Zaten isminin anlamı da sanırım İngilizce'de küle geliyor. Ya da Rusça'da mı bilmiyorum tam. Eva kaşlarını çattı ve gitti. Yerleşim yerine döndüğünde gökyüzü çoktan pembeye dönmüştü. Set Maat sınırında Agnia'nın bir çift tertipli kese taşıdığını fark etti. Onun epistat ve diğer avcılarla bağlantısı ne acaba? Çaktırmadan sorsam mı? Agnia onu fark etti ve memnuniyetle gülümsedi. Güler yüzlü bu küçük kızın hem konuşmalarıyla herkesi utandırmakla kalmayıp hem de avcılarla arkadaş olabileceğini hayal etmek zordu. Sıradan bir tüccar Nili yerel balıkçılarla falan geçmeliydi. Ama bu kız avcılarla beraber gitti. Ahmen ve Titsiyan'a gülümsedi. Agnia'nın onlarla hiçbir ilgisi olmadığına inanacak kadar aptal değilim. Güzel taş topladın mı? Eh işte. Sonra tekrar elden geçirir. Bakarsın güzellerini bulurum. Biri seni madene mi götürdü? Neden yalnız gittin? Geçiş anlaşman mı var? Yoksa avcılarla şans eseri mi beraber geldin? Anlaşmam var. Agnia kollarını göğsünde kavuşturdu. Dudaklar bir gülümsemeyle kıvrıldı. Anladığım kadarıyla oldukça meraklısın. Ben mi? Umurumda değil be. Öyle mi? Peki, ben de sana bir bardak taze demlenmiş hek ısmarlayacaktım. Hek kelimesini duyunca Eva'nın kafasının bir yerinde baş ağrısı zonklandı. Kız yüzünü buruşturdu. Bugünlerde birayla aram pek iyi değil. Ya, ne seversin peki? Şarap. Benimle birer bardak içmek ister misin? İsterim. Teklifini reddedeceğim. İsterim. Neden güzel sohbet edip vakit geçirmiyoruz? Az önce kimseyi umursamadığını söylemedin mi? Al işte kendimizle çeliştik sanırım. Hadi birlikte bir şeyler içelim. O zaman umursarım belki. Kurnaz seni. O zaman sana bir kuş göndereceğim. Yer ve zaman konusunda anlaşacağız. Görünmek istediği gibi basit bir tüccar mı bu kız? Belki de avcılar için casusluk yapıyordur. Yoksa ben mi uyduruyorum? Tatlı bir kız, rahatsız da etmiyor. Tiyan olsa şüphe ederdim. Agnia'ya iftira atıyorum resmen. Bu avcılar yüzünden iyice huysuzlaştım. Aniden Agnia'nın keselerinden biri dikiş yerlerinden çatladı. İçindeki tüm taşlar yere düştü. Agnia delinmiş keseyi hoşnutsuzlukla inceledi. Üf, ne dandik. Yardım etmeme izin ver. Dostça yardım et. Kim bu beceriksiz? Yardım etmeme izin ver. Eva tam Agnia'nın eğildiği anda eğildi. Alınları çarpıştı ve ikisi de sendeledi. Ay. Agnia düşmemek için Eva'nın omzunu tuttu ama Evti de buna hazır değildi. Hayır bırak, ben kendim. İkisi de yere yığıldı. Tuhaf bir duraklama oldu. Ardından Agnia kahkahayı patlattı. Nereye atladın öyle? Sana yardım etmeye. Çarpışınca neredeyse gözlerimden kıvılcımlar saçıldı. Belli oluyor. Akıllı bir kafa. Çok sağlam. Evet, ben de neredeyse son beyin kırıntılarımı kaybediyordum.
Dağılmış taşları yavaş yavaş toplamaya başladılar. Berbat bir kese almışsın. Olsun, diğerine koyarım. Agnia bakışlarını Eva'ya çevirdi ve birden gülümsedi. Teşekkür ederim. Yardım için mi, yoksa seni düşürdüğüm için mi? Her ikisi için de. Agnia seni çekici buluyor. İş neredeyse bittiğinde Eva taşlara baktı. Güneşte parlıyorlar. Çok güzel. Agnia bunu fark etti ve kesesini salladı. Bana geldiğinde sana onlardan bir süs yapacağım. İster misin? Tabii ki de isteriz. Evet. Peki, gözlerine uygun bir şey bulurum. Agnia senin için bir süs yapacak. Teşekkürler. Şanslıyım. Hadi gidelim. Köye doğru yürüdüler. Demek bölünmek zorunda kaldınız. Evet, gitmemi söylediler. Öğle yemeğine gittim. Bu seçim geleceği etkileyecek ama hangisini seçmem gerektiğini bilmiyorum. Aslında bize tapınak denir mi bilmiyorum. Ölü epistatı incelediğimiz yerdeyken gitmemizi söylediler. Onu mu seçmeliyiz, öğle yemeğine gittiğimi mi seçmeliyiz? Öğle yemeğine gittiğimi seçeceğim ben ya. Gitmemi söylediler deyince başkalarını kastediyoruz ya. Nasıl yani? Öylece gittin mi? Artık bir faydam olmayacaktı. Bunu Amen'e söylediğinde yüzünü hayal edebiliyorum. Sanırım ilkini seçsek daha iyi olacaktı. Yapılan seçim olay örgüsünü etkiledi. Peki bulduğunuz o adam bir şey söyledi mi? Öldü. İsman öyle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkınca evde de şaşkına döndü. Öldü mü? Evet, dayanamadı. Hadi gidelim Eva. Avcılar bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyor. Eva Agnia'ya baktı. Kız sadece elini salladı. Git git. Tüccar kız çadırın altında dinlenmeye devam etti. İsman arkadaşını yanında götürdü. İnsanlar mütevazi ve havasız bir odada toplanmıştı. Çifacılar, katipler, avcılar gelecek planlarını konuşuyorlardı. Başka bir şey söylemeye vakti olmadı mı? Daha fazla tek kelime edemedi. Kötü. Birisi kafasına vurmuş ve onu suya atmıştı. Derin bir yer değildi muhtemelen. Aksi takdirde vücut akıntıya kapılırdı. Bunu yapan şerefsiz adamı timsahlar yesin diye sığ sularda bırakmış. Hepsi bu kadar da değil. Başka ne biliyoruz? Bulduğumuz en tuhaf şey. Yok, öyle değil. En tuhafı bulamadığımız şey. Mumyanın iç organları yok. Hiçbir yerde. Amen hemen gözleriyle Eva'yı buldu. Kaşlarını kaldırdı. Al işte şimdi bizden şüphelenecek. Cidden nasıl aklımıza geldi? Mumya söylemesi aklımıza gelmezdi yani. Nereden bildin? Ben mi? Sadece tahmin ettim. Onlara yardım etmemeliydim. Şimdi her şeyi benden bilirler. Tam olarak öyle. İlginç bir tahmin. Beceriksiz bir katip mumyalama inceliklerini nereden bilsin? Bu benim suçum efendim. Ona aklıma gelen her şeyi anlatırım. Her şeyi. İlginç bulduğum her şeyi ona da anlatırım. Biz arkadaşız. Beyni nasıl çıkardıklarını, içini nasıl kuruttuklarını, tüm bunları. Amen dudaklarını büzdü. Eva'ya tekrar baskı yapabilirdi ama yapmadı. Zamanın olmadığına karar verdi. Sözlerine Ra şahit olsun. Neyse, kız haklı çıktı. Eytida'ya karşı ilgisini kaybeden Epistat konuya devam ettiğinde kız hızla İsman'a baktı. Kızgın ama bana yardım ettiği için mutlu. Teşekkürler. Beni konuşmam için hangi şeytan dürttü peki? Görünüşe göre bu sırrı çözmeyi o kadar çok istemişim ki avcıya yardımcı oldum. Vi Eva. İşlenmiş organların yerinde olmaması doğru yönde düşündüğümüzü açıkça ortaya koyuyor. Orası öyle. Ne de olsa ne iç keselerinde ne de sürahilerde organlar yoktu. Vivi yorgun bir şekilde başını salladı. Almışlar. Vücudun mumyalanması sırasında iç organlar çıkarılıp yıkanıyor, kurutuluyor ve ritüel kaplara, kaymak taşı sürahilere yerleştiriliyordu. Aksi takdirde Ka ölüm sonrasında onları kullansın diye bedene tekrar konuluyordu.
Ya altın? Altını alan oldu mu? Her şey yerli yerinde. Mezar altına uğruna açılmamış. Herhangi bir kelimeden daha yüksek sesle konuşan ağır bir sessizlik hüküm sürdü. Amen'in alacağı karar birçok insan için mahkeme kararı gibi bir şey olacaktı. Bu bir lanet. Başka seçenek yok. Hekim bey, her şeyi o bilgi akıl hocanıza anlatabilirsiniz. Hocanız çok seçkinmiş. Firavun Menes'in bizzat kişisel hekimi tarafından eğitiliyormuşsunuz. Doğru mu? Evet. Hocam şu anda başkentte. İşi var. Ancak boş bir dakika bulduğu anda tavsiyesini verecektir. Çok minnettar oluruz. Tüm bu nezaket cümlelerine rağmen ifadesiz bir şekilde ezberleyerek söylüyordu. Ne Livi ne de ünlü hocası onu ilgilendiriyordu. O zamana kadar araştırmaya kendimiz devam edeceğiz. Garip görünen herhangi bir küçük detayı bile bana şahsen rapor edeceksiniz. Amen, kan kokusu almış bir tazı gibiydi. Doğru yolda olduğunu anlamıştı ve artık hiçbir şey onu o yoldan döndüremezdi. Amen kötü kötü sırıtınca eve huzursuz oldu. Suçluları elime geçireceğim, kafaları tebin kapılarını süsleyecek. Avcılar memnuniyetle gülümsediler. Coşkuyla birbirlerinin omzuna vurdular. Ama Evtida ve diğer kara büyücüler gözlerini yerden ayırmaya bile cesaret edemediler. Sevinecek hiçbir şeyleri yoktu. Kamış tekne küçük dalgalar üzerinde huzur içinde sallanıyordu. Müfreze doğu kıyısına yerleşim yerine dönüyordu. Teb'i ziyaret etmesi ve hocasına mesaj göndermesi gereken Livi de onlarla birlikte yola çıkmıştı. Eva'ya yakın oturuyordu çünkü Müfreze'den kimseyle arkadaş olmaya vakti olmamıştı. Ayrıca Amen sürekli olarak hekime pek dostça olmayan bakışlar atıyor ve diğer avcılar da aynısını yapıyordu. Avcılar Livi'den hoşlanmıyor mu? Hani Amen'in hoşlanmadığını fark etmiştim. Ama diğerlerinin hoşlanmadığını bilmiyordum. Epistaton'dan açıkça hoşlanmamıştı ve bu tanışmalarının daha en başından çok belliydi. Neyse ki Titia'nın yanında duran Agnia yüksek sesle kahkaha atıyordu. Konuştukları arada bir duyuluyordu. Saklandım, nefesimi tuttum. O da etrafı arıyor, nasıl sinirli. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Keladon kendini önemli biri zannederken sen adamı aptal etmişsin. İsman kızın yanına bir anda oturup onu kolundan tutunca Eva neredeyse yerinde zıplıyordu. Kulağına tısladı. İsvet seni, ne yaptığını zannediyorsun? Canına mı susadın? Öyle olsun istemezdim, sadece yardım ettim. İç organların olayını nereden öğrendin? İsman onu mumyalama hakkında hiçbir şey anlatmamıştı. Epistata karşı Eva'yı korumak istemişti sadece. Bu yüzden şimdi şifacı kızın bu tahmini nasıl yürüttüğünü gerçekten bilmek istiyordu. Anlatırsak hiç memnun kalmayacaksın ama. Uzun hikaye, burada ve şimdi olmaz. Bu işler şakaya gelmez, anlıyorsun değil mi? Eğer seni... Durdu ve hiçbir şey söylemedi. Arkadan bir ses geldi. Kızma, nasılsa fırçayı yer. Bize de fırça atan hiç bitmiyor ya. Yakınlarda oturan Livi konuştu. Yanağını eline dayadı ve tembelce devam etti. Bak, yola çıktığımız andan itibaren Epistat kıza kötü kötü bakıp duruyor. İsmail çaktırmadan Amen'e bakmaya çalıştı. Ama neden? Kim bilir hangi düşünceler kafasına girdi. Senden de hoşlanmıyor bir kere o. Yahmos'un mezarında baş başa kalmıştınız ama değil mi? Evet, belli bir zamana kadar. Benim hakkımda bir şey söyledi mi? Belki evet, belki hayır. Ayrıntıları Livi'den öğren. Epistat bu kadar gizli ne yapmış olabilir? Öğrenelim. Bilmem lazım. Neden beni kovdu? Seni kovdu mu? Hiçbir şey kaydetmeme gerek olmadığını ve gitmem gerektiğini söyledi. İsman bir noktaya dalıp ağır ağır nefes aldı ve bir süre hiçbir şey konuşamadı. Özel bir şey yapmadı. Sadece benimle beraber mezarı ve mumyayı inceledi. İnceledi ve bu kadar mı? Evet ama garip bir şekilde öyle yerlere bakıyordu ki benim aklıma bile gelmezdi. Ona birkaç kez ne ve neden yaptığını sordum. Ancak Epistat her zamanki gibi kısaca cevap verdi. İnceliyorum. Peki baktığı yerlerin tuhaf tarafı neydi? Merak mı ettin? Merak ettim. Görünüşe göre seni boşuna kovmamış. Epistat'ın kendi sırları var. Boşu boşuna zekiyim havasına girme hekim.
Sen de benim gibi onun gözünden düştün. Senin durumun benimkinden daha iyi değil. Ben mi? Gözünden düştün. O öyle bir insan işte. Hepsi bu. Evet tabii ki. Ancak Titian ve Agnia'ya gülümseyebiliyor nedense. Sana bir kere gülümsedi mi? Ya öyle kalırsın işte. Ki bize bile gülümsemişliği var. Gülümseyen mimiğini hatırlıyorum. Benim olayım basit, sebep belli. Senin durumun daha zor. Peki neymiş sebep? Adam bana sadece gıcık. Hepsi bu. Onu sinirlendiriyorum. Bu yüzden bana öyle kötü kötü bakıyor. Ama sen onu sinir etmeyi nasıl başardın, merak etmiyor musun? Etmiyorum. Garip. Onunla daha uzun süre çalışmak zorundasın çünkü. Bir epistatla aran kötüyse işin zor. Aman aman, yerinde olmak istemezdim. Biz de iyi dürtüklüyoruz ya. Libby birkaç saniye sessiz kaldı. Dikkatle Eva'ya baktı ve aniden gülümsedi. Hayır, aptal değilsin Eva. Bayağı akıllıymışsın. Arkamdan bana aptal mı diyordu yoksa? Ben de senin saf bir kız olduğunu sanıyordum. Haha. Bu kadar komik olan ne? Hadi sen bana, ben de sana. Öğren bakalım epistat neden bana gıcık. Anlaştık mı? Eva gülümsedi. Anlaştık. Sen de bana onun mezarda ne yaptığını anlatacaksın. İsmen konuşmalarını böldü. Lütfen sessiz olun. Hocam, sen bu kızın tuzağına gerçekten düştün mü? Bizim tuzağımıza düşmeyecek kişi var mı sence? Ne tuzağı? Saçma sapan konuşma. Sakin ol İsmen. Epistat mezarın zeminini inceledi. Sonra da arkı. Mumyanın başka hasarları var mı diye baktı. Ayrıca lahit kapağının arka tarafını da inceledi. Böyle küçük detayları kontrol etti işte. Çok ilginç. Acaba ne arıyordu? Seni dışarı çıkarmasına gerek var mıydı diye sordum. Hiçbir şey söylemedi. Hepsi bu. Livy ile bir anlaşma yaptın. Yakında anlaşmanın sana düşen kısmını yerine getirmek zorunda kalacaksın. Eva şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Daha spesifik bir şey bekliyordu. Yere, arka, lahte bakmış. Peki bu ona ne verebilirdi? Livy omuz silkti. Şimdi sıra sende. Öğren bakalım. Ama sen bana özel bir şey anlatmadın ki. Anlaşmamız böyle miydi? Bu seçim olay örgüsünü etkiledi. Zaten tüm seçimler olay örgüsünü etkiliyor. Eva arkasını döndü. İstediğin gibi olsun. Üzülme tatlı hanımefendi. Yanlış bir şey yapmadın. Evet, şimdilik. Yolun geri kalan kısmı sessizce geçti. Yere vardıklarında Evtida hemen ısıtmalı hamama gitti. Çölde yürüdükten ve mezara girdikten sonra üstündeki tozu temizlemek, cildini nemlendirmek ve yumuşatmak istiyordu. Ancak tam o sırada kıza aniden kuş uçtu ve onu neredeyse yere serdi. Evcilleştirdiği şahindi. En yakın çite kondu. Eva yanına gitti ve başını salladı. Kafama konsaydın. Hayvan çok şey tatlı. Neden bana uçtun? Neden İsmana değil? Ama bu olay kızın gururunu okşadı. Kuşun kafasını kaşımaya başladı. Tamam, ne kadar güzel bir kuşsun. Tüylerin ne kadar yumuşak. Polip mutlulukla kanatlarını çırptı. Eva'nın dikkatini çektikten sonra sıradaki hedefi İsman oldu. Şahin uçup gitti. Suya bakan Eva düşüncelere daldı. Ne biçim bir gün. Amen benim hakkımda ne düşünüyor? Neden mezarın zeminini ve lahdi inceledi? Evet, en itaatkar çalışan sayılmam. Ama açıkçası henüz kötü bir şey de yapmadım ki. Hem bu Livy şimdi, kahretsin. Epistat'ın ne düşündüğünü nasıl öğrenebilirim? Kurnazlık yaptım ama kendi tuzağıma düştüm. Bu hekim de basit biri değil. Livy ile ne tür saçma bir bahse girdim. Ra bilir, benden yardım istesin, ona gününü gösteririm. Kızıl saçlı adam geldi aklına. Maşallah hepsini de sırasıyla geçiriyoruz aklımızdan. Orada, o vahada ne işi vardı? Gezginler şehirlerde dolaşmaz mı? İlk defa birinin vahalarda seyahat ettiğini görüyorum. Bir de beni kalmaya nasıl da ikna ediyordu. Bu bana bir şey hatırlattı. Sanki bu hikayeyi daha önce duymuş gibiyim. Ama benim hakkımda sanki ben bir kara büyücüymüşüm gibi konuşmaya başlaması. İşte bunu açıklayamam. Biliyor yani kara büyücü olduğumuzu, bu çok net. 100 altın da verseler bir daha o vahaya gitmem. Gitsek de o vahayı yerinde bulabilir miyiz? Ben de buna emin değilim. Eva rahatlamaya çalıştı ve banyosunu bitirmeye karar verdi.
Üzerini değiştirip akşam yemeğine yetişmek istedi. Evtida ne giyeceğine karar verirken kıyafetlerini yokladı. Keten seti, açık renk kombin, örgü elbise. Yine hepsini al seçeneğini seçmişim sanırım ya da her iki kıyafeti aldıysam böyle olabilir. Örgü seti giyelim. Ardından ıslak saçını kurutması ve şekillendirmesi gerekiyordu. Örgü, at kuyruğu, gür dalgalar. Gür dalgalar. Bunu seç. Yemekhaneye yaklaşan Evtida, Reims ve Remma'nın yan yana oturduğunu fark etti. Livi başka bir masaya yerleşti ve geceyi geçirmek için yerleşim yerinde kaldı. Sabah Teb'e gitmek daha güvenli olacaktı. Yanında İsman oturuyor, yemek yiyor ve bir şeyler anlatıyordu. Eva yemeğini almaya gitti. Aşçı kıza bir tabak uzattı. Doyurucu bir yemek. Eva odanın etrafına baktı. Bu seçim arkadaşlık puanlarını etkileyecek. Kimin yanına otursam? Livi, Reims, Dia. Livi'nin. Masasına tabağını koyan Eva adamın karşısına oturdu. Oh, selam. Beni özlediğinizi düşündüm. Bu akşamın huzurlu geçmesini istemeseydik kesinlikle seni çağırırdık. Ay, ne yaptık? Yani neyimizi gördün de böyle diyorsun? Bu soru bütün gün bana eziyet ediyor. Hangi soru? Sen sakin ve arkadaş canlısı biri olarak Eva ile nasıl arkadaş oldun? Sence ben sakin ve arkadaş canlısı biri değil miyim? Nasıl desem? Sen bakır bileğine taş atmak gibisin. Yani gürültü mü diyorsun bize? O kadar çok gürültü çıkarıyorsun ki. Ukala. Sense. Tamam, yemek yiyelim hadi. Eva bir dakika daha Livia'ya baktı ama o sadece gülümsedi. Yapma, bana öyle bakma. Şaka yapıyordum. Peki, afiyet olsun. Yavaş yavaş aranızda bir dostluk doğuyor. Yemekhanenin çıkışında Remma durdu ve Eva'yı bir el hareketiyle yanına çağırdı. Eva yemeğini bırakıp itaatkar bir şekilde hocasına yaklaştı. Ona doğru hafifçe eğildi. Senin için bir şey buldum. Hazır ol. Şeyden mi bahsediyorsun? Şşt, anladın sen. Bu alan senin için yeni olacak. Ölüm büyüsü. Ölüm büyüsü işi gelmiş. Hocamız tabii hala bizim ölülerle uğraştığımızı bilmiyor. İki kişi olacaksınız. Tek başına yapamazsın. Şimdi git. Ne? İki kişilik sipariş mi? Sessiz ol, sus. Eva başka bir şey daha söylemek istedi ama hocası gitti. İki kişi ama kiminle? Sorunun cevabı onları bunca zamandır izleyen Reims oldu. Eva masasına oturdu ve doğrudan sordu. Bu ne anlama geliyor? Sana her şeyi anlattı mı? Benimle beraber çalışacaksın. Ne? Abim pratik yapman gerektiğini söyledi. Ama şu anki durumda kendi başına idare edemeyip hepimizin ayağını kaydırabilirsin. Peki. Eva şaşkınlıkla yere baktı. Mezarda başıma gelenleri ona anlatacak zamanım bile olmadı. Peki ya iş eşyaları, bende olmayan eşyalar, pelerin, maske? Reims Eva'nın şaşkına döndüğünü ve gerginleştiğini fark etti. Nazikçe kızın elini tuttu ve okşadı. Endişelenme, her şey güzel geçecek. Elini tut. İp gibi gergin olan Eva yorgunluktan gevşedi. Yüzü düşse de elini masadan çekmedi. Reims'in soğuk uzun parmakları sihirli gibi sakinleşmesine yardımcı oldu. Yaptığın işte iyisin değil mi? Evet, kolayca. Arkasını döndü. Sonra öne doğru eğildi ve fısıldadı. Ölülerle iletişim kurarım. Eva daha düşünmeden ağzından kaçırdı. Sipariş sırasında bana göz kulak ol Reims. Hayır dur, demek istediğim bu değildi. Bence tam da bunu demek istedin. Evet, ama şunu da eklemek isterim ki beni iş ortasında bırakırsan seni bulur öldürürüm. Tamam, bunu aklımda tutacağım.
Mesele şu ki Epistat son birkaç gündür benden gözünü ayırmıyor. Bir yerde hata yaparsam, iş üstünde yakalanırsam... İsvet, o kadar yoruldum ki... Reims Eva'nın kolunu okşadı, ardından parmaklarını kaldırdı ve kızın çenesine dokundu. Hadi ama neden yüzün düştü? Hemen kötü kötü şeyler düşünme, her şey yoluna girecek. Bunu birçok kez yapmışlığım oldu. Peki. Reims'e her geçen gün daha fazla güveniyorsun. Eva sandalyesinin arkasına yaslandı, kız eskisi kadar kararlı olamıyordu. Teb özgüvenini büyük ölçüde zedelemişti. Bana güven. Reims. Son kez gülümsedi ve ardından boş tabağını aşçılara götürdü. Remmao hazırlanmam gerektiğini söyledi. Ama pelerinim Epistat'ın elinde. Söylersem büyük sorun yaşayacağım. Tion beni yakaladığında pelerini kaybettiğimi öğrenir. Arkasından iş çevirdiğimi anlar. Yenisini alamam. Nate çok meşgul olduğunu söyledi. Tep kumaşına ise dokunmak yasak. İsvet, başım belada. Sinirleri bozuldu. İsmail ve Livi yemekhaneden çıkıyorlardı. Eva kalkıp onları takip etti. Konuşmalarını duydu. Onlara yardım etmeliyim. Kulübeyi bulabilir misin? Merak etme. Git yardım et. İsmail başını salladı ve hekimlerin evlerine gitti. Konu ne? Livi arkasını döndü ve Eva'yı fark etti. Korkutmasana adamı. Bu ifadeyi daha önce Agnia'dan duydum. Aynı yerdenler... Yine sizin şu anlaşılmaz Yunan lehçeniz. Anlaşılmaz mı? Eğitimli görünmek istiyorsan dili öğrenmeni tavsiye ederim. Başkentte neredeyse tüm bilim adamları bu dilde konuşur. Yeni başkentte ise herkes bu dili konuşacak zaten. Yeni başkentte mi? İskenderiye'de mi yani? Aynen orada. Sana Yunanca öğreteyim mi tatlı hanımefendi? Öğret tatlı beyefendi. Ara sizin dilinizde lanet demek olmalı. İskenderiye'ye gitmeyi, Yunanca öğrenmeyi de düşünmüyorum. 2 yıl bekle, fikrini değiştireceksin. Avcıların 5. kulübesi nerede? Bu gece orada mı kalacaksın? Sana eşlik edeyim. Bir iyilik yapayım hadi. Önünde eğilmeli miyim? Elimi öpebilirsin. Çok tatlı bir flörtleşmeyi düşünmeyeyim iyi görene kadar. Eva parmaklarını hareket ettirerek elini uzattı. Tabii ki bu sadece bir şakaydı. Livi'nin eğilip aniden parmaklarının ucunun içine alıp... Livi'nin eğilip aniden parmaklarını avucunun içine alıp dudaklarına götüreceğini Eva hiç beklemiyordu. Genç adam bir an donup kaldı. O anda kızın içinde affedilemeyecek kadar garip duygular yükseldi. Keşke burada bir ara sahne çizimi olsaydı. Beklenti ve ilgi. Livi onun gözlerinin içine o kadar dikkatli baktı ki... Genç adam kızın parmaklarını bıraktı ve başını salladı. Gerçekten bunu yapacağımı mı düşündün? Hiçbir şey düşünmedim. Yalan söylüyorsun. Bunu istedin. Eva onu cevapsız bıraktı ve aradıkları kulübeye gitti. Livi merakla etrafına bakınarak kızı takip etti. Ve siz bu koşullarda mı yaşıyorsunuz? Ne varmış koşullarımızda? Teb'in merkezine gittin mi hiç? Orası buradan çok daha güzel. Tep'te veba var. Onlardan uzak duruyoruz. Livi kaşlarını çattı ve yana döndü. Daha ciddi dedi ki, bunlar boş konuşmalar, bulaşıcı değiller. Nereden biliyorsun? Tüm boş zamanımı bu zavallı insanlarla geçiriyorum ve gayet sağlıklıyım. Bana karşı çok iyiler, umut dolular. Bu hayatta en çok istediğim şey şu hastalığı çözüp o insanlara yardım etmek. Ciddi bir şekilde de konuşabiliyormuş. Elbette bir kızın yatağından diğerine atladığın zamanlar hariç. Ya bunu demeseydin iyiydi ya. O anlarda yüksek hedeflerin muhtemelen az da olsa geride kalıyor. Neden bahsediyorsun? Hadi şimdi rüyada seni gördüğümüzü açıkla bakayım. Hiç, sadece sesli düşünüyorum. Köşeyi döndüler. Eva kendi evinin önünde durdu. Oradaki kulübeyi görüyor musun? Senin kulüben. Gördüm, biliyordum zaten. Neyi biliyordun? Kulübemin nerede olduğunu. Neden sordun o zaman? Eva bir an korktu. O kısacık anda Tion'un yaptığı şantajı hatırlamayı başardı. Her ihtimale karşı yumruğunu sıkan Eva, hala pelerin ve yeni sipariş için endişelendiğini anladı. Livi de onun ruh halini fark etti ve şaşırdı. Gergin görünüyorsun. Endişelendiğin bir konu mu var? Birden Eva'ya bir adım daha yaklaştı. Kız geri adım attı. Daha neler?
Eva kararlılığını göstermek için adamın gözlerinin içine baktı. Livy başını eğdi. Yüzündeki gülümseme gitmişti. Neden benimle uğraşıyorsun? Şaka yapıyordum ama sen o kadar korktun ki seni öldüreceğimi sandın sanki. Korkmadım. Korkması gereken sensin. Amen'i bir şekilde sen kızdırmayı başardın. Biz hiç kızdırmıyoruz zaten. Karşılık olarak saldırmaya mı çalışıyorsun? Bunun ne anlamı var? Eva kendini toparlamaya çalıştı. Eşin batı yakasındaki garip sözleri, epistatın şüphesi, kayıp pelerini. Gergin ve sinirini Livy'den çıkarmaya çalışıyordu. Gerçekten saldırmak istemiyorum. Sadece yorgunum ve benden ne istediğini anlamıyorum. Neden beni buraya getirdin? Livy onu dikkatle dinledi. Yakışıklıydı ve birçok insan buna kanardı. Ama diğerleri gibi bu erkek de canavarlarını ruhunun derinliklerine saklıyor olmalıydı. Çare arayan şefkatli ve nazik bir hekim gibi görünüyordu. Fakat Eva durumun farklı olduğunu hemen anladı. Livy kızın davranışlarına şaşırmıyor. Üstelik onunla kolayca başa çıkıp alay ediyordu. Biliyor musun? Livy ciddi bir ses tonuyla konuşmuştu ama yine şaka yapma niyetindeydi. Gözlerini Eva'dan ayırmıyordu. Sadece seninle biraz yürümek ve konuşmak istedim. Mezarlıkta gergin görünüyordun. İlk başta seni sinir ettiğimi düşündüm. Sonra epistattan korktuğunu ve kaygılandığını anladım. Ama şimdi bile güvenli bir yerdeyken hala garip davranıyorsun. Gerçekten sorun ben miyim? Hayır, asla değilsin. Hayır, dünya senin etrafında dönmüyor. Öyle mi? O zaman sana sakinleştirici bir bitki çayı tarifini vereyim. Teşekkürler, kendi başıma idare etmeye çalışırım. Yap artık bir şeyler. Huzurlu geceler dilerim. Sağlam bir uyku sana kesinlikle iyi gelir. Bir noktada Livy senin çok güzel olduğunu düşündü. Livy vedalaştı ve evine gitti. Haklı, iyice dağıldım. Nerede o eski Eva? Yine bir gerilim müziği gibi. Kızların kulübesi boştu. Dia yine bir yerlerdeydi ama Eva buna aldırış bile etmedi. Artık alışmıştı. Arkadaşı için endişelenmek yerine kendisi için endişeleniyordu. Epistada gidip pelerini geri istemem gerekiyor. Ama o da meraktan pelerini açıp bakabilir. O zaman amen ya şüphelenir ya da gelecekte Şezmu ve avcı olarak buluşursak beni tanır. Kimse böyle kıyafetlerimin olduğunu bile bilmemeli. Tek bir seçeneğim var. Hırsızlık. Bunu yapmak zorunda kalacağı düşüncesi bile Eva'nın bacaklarının boşalması için yetti. Kalbi deli gibi atmaya başladı. Bu resmen ölüm cezası ilanıydı. Amen onu yakalarsa işi bitmişti. Ya Eva'nın siyah bir pelerin sakladığını görürse? Ölse daha iyi. Risk alması gerekecekti. Ne de olsa hayatın bedeli buydu. İçeri gizlice girer, pelerinimi alır, sonra koşarak eve dönerim. Her ihtimale karşı iyice saklarım. Amen bulamaz. Ben buna hiç inanmıyorum. Hatta göstermelik olarak başka bir şey daha çalarım. Eva kendini neşelendirmeye çalıştı. Ucunda ölüm yoktu ya.